Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, normalde bu hafta bir video çekmek gibi bir düşüncem yoktu. Kendimi yılbaşına ve yeni yıla hazırlıyorum. Çünkü çok sevdim bir kere ben bu YouTube işini. Görünen o ki aldığım yorumlardan dolayı insanlar da benim YouTube'da olmamı istiyorlar. Sadece kitle fonlama ya da yatırım konuları değil, aynı zamanda yani girişim yatırımları konuları değil. Ama aynı zamanda işte teknoloji gündemi, girişim yatırımları gündemi gibi gündeme dayalı yorumlarımın da olacağı. Bir de tabii şimdi seçimlerden sonra, geçen seçimlerden sonra işte 14 Mayıs seçimlerinden sonra komüniteye yani benim yaptığım işe çok ciddi bir ilgi artışı oldu. Bu sabah rakamların üstünden geçtik. Geçen seneyi 3'e katlamışız üye sayısı ve üye büyümesi noktasında. Dolayısıyla ben bir yandan da 2024'te komünite e, ve komüniteye gelen alakalı dünyalarla ilgili bilgilendirici yayınlar da yapmak istiyorum. Haftada 3-4-5 video göreceksiniz benden 2024 yılı itibariyle. O yüzden normalde bu hafta bir video yapmak gibi düşüncem yoktu. Ancak şey şeyde var ya baba filminde Godfather filminde var ya ben ne zaman çıkmak istesem beni içine doğru çekiyorlar falan diye. Tam olarak o yani. yani bu mevzu. Gıda dedektifi mevzunu biz bıraktığımız yerde bırakmıştık. Çok verimli bir röportaj oldu. Bence Musa için de verimli bir röportaj yani gıda dedektifinin kurucusu Musa Özsoy için de bence verimli bir röportaj oldu çünkü çok öğretici içerik vardı onun için. Benim gördüğüm kadarıyla Musa'yı birileri kolundan bacağından çekiyor çünkü elinde lifestyle business haline getirmeyi başardığı ve aynı zamanda sektörel anlamda bir ...bir nevi otorite haline gelmiş bir girişim var şu an Musa'nın elinde. E tabi etrafındaki insanlar da Musa'yı kolundan, bacağından çekip çekiştirip... onlarda da bir yerine ısırık atmaya çalışıyorlar. Şimdi o yayında, o röportajda ben demiştim ki... ...sizin takımınızda %10 hisseye sahip... ...ancak mentor slaş danışman titriyle birisi var. Bu adam kim ve neden %10'u var demiştim. O da demişti ki bana Musa... Ya videoyu izlerseniz aşağıya koyacağım. Demişti ki bana Musa, o bizim yatırım danışmanımız, bizim globale açılırken, globalden yatırım almaya çalışırken bizim işte yatırım danışmanımız falan olacak demişti. Ben zaten röportajdan önce beyefendiyi araştırdığım için söyleyeyim ismini de Ahmet Ferruh Öncü. Ben kendini araştırdığım için globalde, globalde onun yani ulaşabileceği bir tane yatırımcı yoktur yani yok. Yani hiç, biz 15 yıldır bu sektörün içindeyiz pardon yani hiç. Ee, yani fotoğrafına baktığımızda kim olduğunu anlıyoruz zaten beyefendinin de ee, demiştim ki ama ben ben hiç şey yapmamıştım bunu yani hani böyle küçültmemiştim az önce yaptığım küçük aşağılamayı yapmamıştım demiştim ki e, Musa e, dünyada bunun e, sektörel ortalamaları var demiştim e, bir danışman ya da mentöre çok 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 iyi olması lazım mentörlük konusunda ve şirkete çok büyük etkilerinin pozitif etkilerinin olması lazım o dönem bile o zaman bile %0.2 ile 0.3 civarı hisse verilir demiştim. De ki Bill Gates geldi demiştim. Hatırlarsanız videoyu. Bill Gates geldi %0.5 belki verirsin demiştim. %10 çok fazla. Zaten hani daha önce yatırım facilitation, investment facilitation dediğimiz işi yapmış mı? Daha önce bu konuyla ilgili başarılı olduğu bir tane bile girişim var mı? diye sormuştum. Ve söylemiştim de, Ahmet Ferruh Öncü Bey, e, görünen o ki, e, internet sitesi bilinir, her şeyi de var. Ben reklamını yapayım onun bedavadan. Ve Be, Ahmet Bey, ben sizin bedavadan reklamınızı yapayım. İngiltere'de bu İstanbul Anlaşması, Ankara Anlaşması'ndan sonraki süreçte e, şirket açıp oturum izni almanızı sağlayan ajanslardan herhangi bir tanesi. Onu yapıyor beyefendi. Kendileri de İngiltere'de yaşıyorlar. Dünkü videosunda yerli milli oralara gönderme yapmış ama... Ya kardeşim yerli milli diyorsun da kendin İngiltere'de, şu çocuğun İngiltere'de okula gidiyor. Kimi anlatıyorsun ya? Biz yer miyiz ya? Yani hikaye. Dolayısıyla ben bunu sorgulamıştım. Beyefendi de görünen o ki bunu kişiselleştirmiş. Çünkü ben bırakmıştım ama mevzuyu orada. Sorduğum sorularda da son derece haklıyım. Bırakmıştım. Ne oldu? Dün geceki yayınında bana bir sürü hakaretler etmiş. Hiç girmeyeceğim bile hakaretlerine, aşağılamış beni, aş aş aşa aşağılamaya çalışmış benim hiçbir şeyden haberimin olmadığını, terminoloji öğrendiğimi bilmeni söyleyeceğim. kardeşim ikimiz de biliyoruz beni internette araştırdığını, benim kim olduğumu. Beni tahrik etmek için yapmışsın, olmuyorum tahrik falan. Ancak ben senin aptallığına yanıyorum. Ben senin aptallığına yanıyorum sevgili arkadaşım. Neden senin aptallığına yanıyorum? Çünkü bak beni aşağılasaydın belki Twitter'da bir iki bir şey yazardım ama video çekmezdim. Bu videoyu neden çekiyorum biliyor musun? Öyle saçma sapan bir laf etmişsin ki sadece kendini değil aynı zamanda Musa'yı ve Fun Angels'ı Tabi SPK'yı da terste bırakmışsın. Terste bırakmışsın. Şimdi sevgili arkadaşlar konumuzun özüne gelelim. Dün gece bu beyefendi bir video yayınlıyor YouTube kanalında. Ve bu videoda da ne diyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey söylüyor. SPK'da şifaen hiçbir yazılı açıklama yapılmaksızın bir şekilde psikolojik baskı ile kampanyamız Phone Angels'dan kaldırıldı. Diyor. Ahmet Ferru Öncü. Bu çok büyük bir açıklama. SPK'da şifayen hiçbir yazılı açıklama yapılmaksızın bir şekilde psikolojik baskı ile kampanyamız Phone Angels'dan kaldırıldı diyor. Şimdi. <laughs> ben SPK'dan geçmiş yayınlarım zamanında hem SPK'dan da görüş aldım. Şaka yapmıyorum. Bütün herkes benim e, böyle ticaret cihazlarından baktım şey yaptım falan. Hayır kardeşim. Ben SPK'dan da görüş aldım yayınlarımdan bir tanesinde. Alakalı doğru insandan görüş aldım. Aynı zamanda SPK'ya yakın yerlerden sürekli görüşler aldım bu yayınları yaparken. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. SPK hiçbir şekilde, hiçbir minvalde ve hiçbir zaman platformlarda yayına çıkan... Kampanyaya çıkan girişimleri, e, ne ile, girişimlerin ne olduğuyla, girişimlerin ne yaptığıyla, girişimlerin illegal davranışta bulunup bulunmadığıyla ilgilenmiyor. SPK'nın işi e, yatırıma çıkan şirketlerle değil. SPK'nın işi platformla alakalı. Platformda ihlallerin olması lazım. Platformda sıkıntıların olması lazım. Platformda yolsuzluk, usulsüzlük, illegallik gibi durumların olması lazım. Dolayısıyla... Gıda Dedektifi yayına çıkmasın. Gıda Dedektifi'ni kampanya çıkaramazsınız diye Fon Angels'a bir baskı yapması SPK'nın mümkün olamaz. Komplatorisi diyorum ben buna. Ancak bunu söylemişken de Beyefendi bu açıklamayı yaptığında Fon Angels'ı inanılmaz ters de bırakıyor. Dolayısıyla Fon Angels'a da <laughs> açık bir şekilde soruyorum. Sevgili Fon Angels, acilen bir açıklama yapmanızı bekliyorum. Çok acilen bir açıklama yapmanızı bekliyorum. Ve bu açıklamanızda e, SPK'nın size baskı yapıp yapmadığını, gıda dedektifinin SPK baskısı dolayısıyla platforma çıkarılıp çıkarılmadığını açıklamak zorundasınız. Dünkü Ahmet Ferru Öncü'nün yaptığı, e, yayınladığı videodan sonra bunu açıklamak zorundasınız. Siz bu konuyla ilgili bunu açık ve net bir şekilde söyleyene kadar bakın. Sevgili Fon Angels. Fon Bulucu'yla ilgili yaptığım yayınlarda... Yayınlardan sonra, bir süre sonra Hakan Bey, Fon Bulucu'nun kurucusu bir yayın yaptı. Ve o yayında sorduğumuz sorulara bazılarına e, cevap verdiğini düşündürerek aslında soruların hepsini teyit geçirdi. E, i̇nsanlar geri zekalı değiller Fon Angels. İnsanlar geri zekalı olmadıkları için, bu yatırımcılar aptal insanlar, e, anlamayacak insanlar olmadıklarından dolayı sizin açık açık, aklı başında, ayakları yere sıkı basan açık açık cevap verdiğiniz, şu soruya cevap verdiğiniz bir açıklama yapmanız gerekiyor. SPK, gıda dedektifinin sizin platformunuzda kampanya çıkıp çıkmadığına, kampanya çıkması ya da çıkmaması gerektiğine dair herhangi bir baskı, psikolojik ya da değil, baskı yaptı mı? Yaptıysa nasıl yaptı? Yapmadıysa, yapmadıysa bu adam neden böyle söylüyor? Acaba siz üzerinizden üzerinizden bir yük atmak için SPK tarafından bizim üstümüze baskı var bilmem ne falan deyip bu adamı bu adamı da uyutmaya çalışıyorsunuz. Hani çünkü başka bir şey akla gelmiyor. Eğer bu adam doğru söylüyorsa sizin bu açıklamayı yapmanız lazım ama bu açıklamayı yaparsanız kendinizi terste bırakacaksınız. Neden? Çünkü SPK sizin regülatör kurumunuz SPK'nın sizin üstünüze ciddi bir baskı yaptığını söylemiş olacaksınız. Ancak eğer bu adam doğruyu söylemiyorsa bu adamdaki bu inanışın sebebinin ne olduğunu anlamamız lazım. Yani neden SPK'nın e, psikolojik baskıyla e, gıda dedektifinin Phone çıkmasını çıkmasının önüne geçiyor. E, şeyini, e, iddiasını, argümanını e, ortaya atıyor. Çünkü acaba ateş olmayan yerden duman çıkar mı? O yüzden de sizin neden bu adamın böyle söylediğine dair de eklemeyi de, ek, ek açıklamayı da yapmanız gerekiyor. Bakınız Ahmet Feruk Bey. E, videonuzda demişsiniz. Bizim yılların dostluğu var bizim Phone Angels'da Yavuz Bey'le demişsiniz. Yavuz Kuş Phone Angels'ın kurucusu. E, ancak bu yaptığınız açıklamayla öyle bir terste bırakıyorsunuz ki e, yılların dostluğu dediniz o dostluğu. Öyle bir terste bırakıyorsunuz ki tamam. Ben Ahmet Bey'e de Yavuz Bey'e de Yavuz Bey valla Ahmet Bey sizi arada bıraktı yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Açık açık soruyorum. Ee, bu konuyla ilgili açıklama yapmazsanız e, her gün, her gün, tatil günleri dahil olmak üzere her gün Twitter'dan ''Bugün de bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. SPK size baskı yaptı mı? Yaptıysa nasıl yaptı? Yapmadıysa bu adam niye böyle söylüyor? Bu adam niye böyle söylüyor?'' diye açıklama yapmanızı bekleyeceğim. Ve her gün size, yap bu açıklamayı yapmadığınız her gün size bunu hatırlatacağım. Söyleyeyim. Çünkü... Bu beyefendi kendini çok iyi konuşan bir insan zannediyor. Hiç iyi bir konuşmacı değil. Çok fazla platformu, çok fazla şeyi, partiyi, 3. partiyi bir yana terste bıraktı. Bir yana terste bıraktı. Ben kendim terste olmadığımı çok iyi biliyorum. Neden? Çünkü SPK'nın hiçbir zaman sözlü ya da yazılı, sözlü ya da yazılı herhangi bir şekilde bir platforma siz bu girişimi çıkartmayın diyeceğine hiç, hiç, hiç şey vermiyorum. Olasılık tanımıyorum yani. SPK'nın böyle bir pozisyona kendini sokacağını hiç 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 inanmıyorum. Zaten eğer Fon Angels, SPK biz hakikaten baskı yaptı derse Musa ve Ahmet Bey hemen SPK'ya dava açmalı. Hemen SPK'ya dava açmalı. Hatta bence Fon Angels da açmalı. Siz kimsiniz de e, regülatör kurum olarak gücünüzü üstümüzde baskı olarak kullanıyorsunuz diye. E, ona da dava açmalı. Bakınız bu bir öğrenim. İzleyici arkadaşlarım, yatırımcı arkadaşlarım bu bir öğrenim. Bu insanlar karşımıza çıkarılıyorlar. Yatırım komiteleri, işte platformların yatırım komiteleri vasıtaları ile karşımıza çıkarılıyorlar. Ve karşımıza çıktıklarında bizden milyonlarca lira paralar talep ediyorlar. Ve bu paraları biz iş yapacağız, para kazanacağız, biz para kazanınca siz de para kazanacaksınız diye sözler veriyorlar, iddialar ortaya koyuyorlar. Ondan sonra işleri olsun ya da olmasın. İşleri oldu ya da mesela taze yöre örneğini hatırlayın. Pack up örneğini hatırlayın. Taze yöre parasını almış. Yani başarılı bir kampanya gerçekleştirmiş. Ve e, üstüne eleştiriyoruz. Eleştirdikten sonra saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. Duyuyoruz şimdi galiba kapatacaklarmış şirketi. Pack up'a bakıyoruz. Pack up tarafı kampanyanın ortasında onları eleştiriyoruz. Hiçbir şekilde eleştirilere cevap vermiyorlar. E, bir bakıyorsunuz başarısız kampanya yapmış oluyorlar. O sırada da diyorlar ki e, yatırımcı aramıza girdiniz. Sizi dava edeceğiz diyorlar. Ben her gün UYAP'a bakıyorum. Hiçbir dava yok. Ne fon bulucudan ne PKP'dan hiç kimseden. Hiç kimseden bana açılmış bir şu anda bir dava yok. Bakalım göreceğiz. Sevgili yatırımcı arkadaşlar bakınız. Milyonlarca lira para isteyen insanlar basit iletişim yapmayı bilmiyorlar ve bir anda ortaklarını, iş ortaklarını bilmem bakın ne kadar terste bırakıyorlar. Bakın bu insanlar işte sizden milyonlarca lira para istiyorlar. O yüzden diyorum size bu insanların kim oldukları önemli. Bu insanların kimlerle ortaklık ettikleri önemli. Ekiplerinde kimler var. Ekiplerini seçerken neye dikkat etmişler önemli. Esnaf kafasıyla iş yapılmaz. Esnaf kafasıyla global olunmaz. Esnaf kafasıyla mobil uygulama bile yapılmaz. Bakın ne demiş biliyor musunuz? Ben notlar aldım notlarıma hiç bakmıyorum bile bugün. Ne demiş biliyor musunuz Ahmet Bey dünkü yayınında? O da TV'ye söylüyor. Phone e, Angels kampanyası ön talep toplamaya başladığında o da TV bir yayın yaptı. E, bir, biraz şey e, bel altı bir yayın. Yani bel altı bir haber yaptı. O haberin üstüne o haberi referans göstererek ne diyor biliyor musunuz? Ben bir haber sitesi kurmak istesem 3 günde kurarım diyor Ahmet Bey. videosunda da izleyin 17. dakika 16. dakika. Ben bir haber sitesi kurmak istesem 3 günde kurarım. Yazılımcılarımız var, hep ekibimiz var. Hemen kurarız. O kadar rahat söylüyor ki anlatamam size. Sonra da 10 bin dolar para harcarız. Google'da bilmem nerede püyt diye hemen yükseltiriz. Yaparız bunu diyor. Sonra da istediğim kişi için haber yaptırın diyor. Bak bak bak. Bu herif senden 7 milyon lira istiyor işte. Bu adam senden 7 milyon lira istiyor. Mobil uygulama yapacakmış da bilmem ne. Ahmet Bey madem siz çok iyi biliyorsunuz bu işleri. Gidin bir tane mobil uygulamayı 3 değil 5 günde yapın. 10 bin değil 20 bin dolar harcayın. Bir iş yapın da ondan sonra bir gelin konuşalım biz sizinle. Öyle boş keseden sallamak kolay kardeşim. Mal mal konuşuyorsun. Kızdığım nokta ne? Bana bir sürü hakaret yapmış kendisi. Hiçbir şey. Nobody. Hiç kimse yani. Kendi yaptığı işi yapan 50 kişi var. Tupu tupu İngiltere'de oturum danışmanlığı yapıyor. Benim bile tanıdığım network'ümde telefonumda kayıtlı 6-7 kişi vardır İngiltere'de oturum danışmanlığı yapan. Yani hiçbir inovasyon yok, hiçbir teknoloji yok arkasında. Bugüne kadar ne yapmış? 2016'da bir tane kitap yazmış ya. Ee, şey, bilim kurgu mu bilmem de bir şey kitabı yazmış. Yani kimsiniz arkadaşlar siz? Bana demiş ki e, hayatında bir iş başaramamış, hayatında bir startup'ı A'dan B'ye götürememiş, C'ye götürememiş bilmem. Ya kardeşim ikimiz de biliyoruz. Beni izledin, beni gördün, beni araştırdın. Beni araştırdın, kim olduğumu biliyorsun. Niye böyle saçma sapan şeyler söylüyorsun? Niye kendini terste bırakıyorsun? Bak beni kızdırdın diye, bana hakaret ettin, beni kızdırdın diye videonun sonuna kadar izledim. Ne çıktı ortaya? Saçma sapan bir konuşma çıktı ortaya. SPK'yı e, şey e, zan altında bırakmışsın. Phone Angels'ı terse düşürmüşsün. Kendi ortağını, kendi ortağın Musa'yı terste bırakmışsın. Şimdi Musa bir daha Türkiye'den nasıl e, para toplayacak, bir daha nasıl yatırım toplayacak? Toplayamaz. İşte böyle adamlarsınız siz böyle insanlarsınız. Biz on ben 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Çok gördüm ben. Ahmet Feruh Öncü gibi insanları ben çok gördüm. Hakaretlerde buyurun dinleyin. Videosunu alta koyuyorum. Reklamını da kendim yapıyorum. Bu adam İngiltere'de e, oturum danışmanlığı veren bir adam. Eğer İngiltere'de oturum danışmanlığı almak istiyorsanız Ahmet Feruh Öncü sizin insanınız. E, alın ya da almayın. Hiç umurumda bile değil. Ancak Ahmet Ferruh Öncü gibi insanları konu girişim yatırımlarına, startup yatırımlarına geldiğinde dinlemeyin. Dinlemeyin kardeşim. Beni de dinlemeyin. Benim söylediklerimi alın. Alın. Kendi bildiğinizi yapın siz yine. Ama alın. Bakış açısıdır bu. Bakış açısı kadar taze, bakış açısı kadar diri bir şey yok. Diri diri. Alın siz yine. Siz de alın. Ama kendi bildiğinizi yapın. Sorun yok. Sorun yok ama siz bir dinleyin. Bir alın. Alın yani. Sorun yok. Bu tuhaf işte yani tuhaf. Bir şeye daha dokunup kapatacağım videoyu. Çok kısa video olacak bu. Birçok konuda çok manipülatif sorular sordu demiş. Ahmet Bey videosunda benim için benim Musa ile yaptığım gıda dedektifi röportaj videosu Çünkü o kadar izlendi ve altında o kadar güzel şeyler yazıldı ki anlatamam size. Şimdi sevgili Ahmet Bey ortağınızı bir kere daha terste bırakmışsınız. Ortağınızı bir kere daha terste bırakmışsınız. Neden? Benim sorduğum sorular manipülatif ya da değil. Ortağınız demek ki bunlara hiç cevap verecek dolgunluğa sahip değilmiş. Kendiniz söylüyorsunuz bunu. Ben, ben Bana söyletiyorsunuz. Kendiniz söylüyorsunuz ama. Kendi ortağınıza büyük kötülük yapıyorsunuz bunu. Böyle bir cümle kurarak. Madem ben manipülatif sorular sordum. Öyle cevaplar verseydi ki benim boğazıma tıksaydı. Musa fırsatı vardı. Bir buçuk saat boyunca Normalde daha da hızlı vurabileceğim yerlerde yumurumu tuttum dedim ben açıklama da yaptım. Çok ben mevzular birçok mevzuya girmedim bile. Mesela Musa doktor mu? Diyetisyen mi? Hemşire mi? Nedir insan sağlığıyla ilgili aldığı eğitim nedir? Sormadım. Hakkında açılmış davalar sormadım. Dün kendiniz yayınınızda ne diyorsunuz biliyor musunuz? Kendiniz söylediniz ya video burada diyorsunuz ki her ay 3-4 tane dava açılıyor hakkında dediniz ya. Ya kardeşim her ay hakkında 3-4 tane dava açılan işten ilgili 70 milyon değerleme ile 7 milyon lira para toplamaya çalışıyorsunuz siz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Ahmet Bey? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Bir de demiştiniz ki bana o genç arkadaşımız, deneyimsiz arkadaşımız, genç genç demişsiniz bana. Kardeşim seninle aramızda bizim 2 yaş var. Sen benden 2 yaş büyükmüşsün. Ben kendime iyi bakıyorum. Genç görünüyorum sürekli tıraşlıyım, sürekli şey e, e, iyi görünmeye çalışıyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. İyi besleniyorum. Ek gıdalar alıyorum. Bütün şurası iki çekmece dolusu ek gıda burada. Her gün 15 tane hap içiyorum. Evet size göre genç görünüyorumdur. Neyi aşağılıyorsun kardeşim? Sen 55 yaşında görünüyorsun. Yani tuhaf tuhaf. Bu ad hominem. Yani ben Twitter'da bir şey yazıyorum. Bana diyorlar ki sen konuşma lan kel diyorlar ya bana. Böyle. Evet kelim. Evet. Saçım çıkmıyor. Ne yapayım? <laughs> benim babam da böyleydi. Babamın babası da böyleydi. Bütün amcalarım, dayılarım hepsi kel. Bak ailemde kuzenlerim dahil. Bilme, benim tanıdığım, gözümle gördüğüm fizik herkes kel. Yani bunu hakaret olarak mı kabul etmemezdim? Genç. E çok gencim evet. Hayatımın baharındayım kardeşim ben. Hayatımın baharındayım. Hayatımda yapacağım en iyi işleri bu dönemde yapacağım. Biliyorum. Peki sen ne biliyorsun? Ağzının böyle kenarıyla gülüyorsun, gülümsüyorsun, aşağılıyorsun. Boş ver beni aşağılamayı bırak sen. Sen bırak. Kendini geliştir biraz. Öğren biraz. Biraz öğren kendini geliştir. İleriye götür kendini. İşini, etrafındaki arkadaşlarını, değerlilerini ileri götür. İleri götür. Öyle bir video çekmişsin ki sanki bütün dünya bir araya gelmiş gıda dedektifi kitle fonlamadan yatırım almasın diye. Öyle bir şey söylemişsin. Hep, hepimiz bir araya geldik. Hepimiz bir ara, zaten benim de arkamda Ülker var. Ülker geldi dedi ki bana gıda dedektifine öyle sapla ki yatırım alamasınlar. Ya kardeşim kime inanır ya bunlara saçmalamayın ya. Sevgili yatırımcılar bunlar size büyük dersler. Bu adamların bu tarz insanların laflarını dinlemeyin olur mu? Bunun dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hepinize mükemmel bir yeni yıl diliyorum. Eğer yeni yıldan önce bir video daha yayınlamazsam diye. Bunun dışında bana biliyorsunuz her zaman ulaşabilirsiniz. Eee... Başka 2024'te bir sürü bir sürü yeni videolarla görüşmek üzere. Ayrıca madem öyle ben de reklam yapayım. Community.com.tr bugün yıl sonu kampanyası yapıyor. Aklınızda bulunsun. Bugün %50 indirimle üye olabilirsiniz. Yılın son kampanyası bir daha kim bilir ne zaman olur ben de bilmiyorum. Herkesle görüşmek üzere sevgiler.